Çok kıymetli Başbakanlık Müsteşarımız ve aynı zamanda biraz sonra bu anlamlı oturumun başkanlığını yapacak Sayın Fuat Oktay Bey ve Sayın İçişleri Bakanlığı Müsteşarımız bugün kendilerinin ev sahipliğinde bulunduğumuz Kamu Denetçiliği Kurumu Baş Denetçisi Ombudsmanımız Sayın Şerif Malkoç Bey ve dünyanın değişik ülkelerinden teşrif ederek bizleri onurlandıran çok değerli omutman misafirlerimiz, değerli basın mensupları, bu anlamlı günde birlikte olduğumuz saygıdeğer hanımefendiler ve beyefendiler. Öncelikle hepinize en derin sevgi ve saygılarımla selamlıyor. Burada sizlerle birlikte olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade ederek sözlerime başlamak istiyorum. Öncelikle Sayın Şeref Malkoç Beyefendi'yi bu sempozyumun organizasyonu ve özellikle konu seçimi için kutlamak, tebrik etmek isteriz. Çünkü dünya 21. yüzyıla terör ve göçle başlayarak bana göre medeniyet seviyesine yakışmayan bir performans göstermiştir. Terör ve şiddet elbette ki bugün yaşadığımız kitlesel göçün tek sebebi değildir. Ama bilinmelidir ki en büyük sebebidir. Sivil bir insan haklarını savunma kurumu karakteri olan ombudsmanlık müessesesinin bu konuya eğilmesinin ve buna özel olarak bir refleks geliştirmesinin aslında tam da zamanıdır. Hatta Biraz da bu konuda belki de gecikilmiştir. Diğer yandan hepiniz bilirsiniz. Ombudsmanlığın tarihsel süreçte ortaya çıkışı da aslında kendi içerisinde bir mültecilik hikayesine hem de bu topraklardaki bir mültecilik hikayesine dayanır. İsveç kralı 12. Charles'ın Osmanlı ülkesinde yaşamak zorunda kaldığı 1709 ve 1714 yılları arasındaki sürgün mülteci hayatı sırasında yaşanan gelişmeler bir anlamda bugün bizlerin buraya toplanmasına vesile olmuştur. Dolayısıyla içinde mültecilik hikayesi barındıran ve aslı bize ait olan bu kurumun doğduğu topraklarda bugün mülteciliği ve göçü tartışıyor olması hem güzel tarihi bir mesajdır hem de bizler aracılığıyla dünyayı bu konuda motive edecek önemli bir tercihtir. İşte bu tercih yüzünden Sayın Malkoç'u bir kez daha tebrik ediyor. Sizlere de buraya teşrif ederek bu önemli dünya meselesine katkı koyduğunuz için şimdiden teşekkürlerimi ifade ediyorum. Tabi ülkemizde göç meselesiyle ilgili olarak sahada çalışan insanlarımızda da ayrı bir teşekkürü hak etmektedir. Göçün bütün dramatik hikayelerine maruz kalan, masa başında alınan kararları sahada uygulayan, yapılan yardımları yerine ulaştıran, insanlara insanlık onuruna yakışır barınma yerleri oluşturan, göçmen kaçakçılığıyla mücadele ederek birçok mülteciyi belki de ölümden kurtaran, gerek göç idaresi, gerek afat gerek sahil güvenlik komutanlığı gerek kızılay gerek ifade etmek istiyorum ki jandarmamız polisimiz kolluk kuvvetlerimiz diğer yardım kuruluşu çalışanlarına da her birine ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Çünkü açık bir gerçektir ki biz burada hangi kararları alırsak alalım uluslararası toplantılarla ne konuşulursa konuşulsun birileri Onları da sahada uygulamazsa birileri o insanların dramını görüp yüreğinde hissetmez. O kararlar kağıt üzerinde kalırsa aslında konuşulanların alınan kararların hiçbir faydası yoktur. Biz geçen hafta göç politikaları kurulunu topladık ve bu göç politikaları kurulunda heyecanı bugün misafirlerimizin görmesini bugünkü misafirlerimizin keşke o salonda olup gerek Milli Eğitim Bakanlığı yetkilimizin gerek başbakanlık yetkilimizin gerek istihbarat teşkilatı yetkililerimizin gerek Sağlık Bakanlığı yetkililerimizin tüm yetkililerimizin nasıl ve ne şekilde bir insanlık heyecanı ve biz ne yapabiliriz? Neyi gerçekleştirebiliriz? Artık ne adım atabiliriz? Ve burada insanlığa nasıl katkıda bulunabiliriz heyecanını görmenizi isterdim. Kolay değil. Türkiye tam üç buçuk milyon mülteci ve göçmene ev sahipliği yapmaktadır. Bundan yorulmayan bir büyük millet vardır. Tam tersi bundan güç alan, bundan kuvvet alan, bunu Allah'ın kendine bir sınavı olarak gören, bunu tarihin kendine bir sınavı olarak gören, bunu insanlığın kendisine bir sınavı olarak gören, bir millet var. Ve yine ifade etmek istiyorum. Bunun yanı sıra kamu bürokrasisinde onlarca, yüzlerce, binlerce işle uğraşırken aman bu da nereden çıktı diye bir şekilde sistem etmeyen, tam tersi bunu kendisi için bir fırsat ortaya koyan ve bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirmeye çalışan ve 21. asırda bütün dünyaya insanlığın nasıl anlatılabileceğini hem de hikayeler üzerinden değil, Yazılan makaleler üzerinden değil veya süslü kelimeler veya ağdalı sözler cümleler üzerinden değil tam tamına bunu yaşanan gerçekler üzerinden ifade eden bir anlayışı ortaya koydular ve inanınız ki bu bu milletesinin bu millete hep var olan bir iklimdir. Biz bunu bugün gerçekleştirmiyoruz. Kimse yanlış anlamasın. Kıymetli misafirlerimiz de yanlış anlamasınlar bu topraklar Museviler dahil olmak üzere birçok insana eğer dardaysa, eğer sıkıntıdaysa ev sahipliği yapmıştır. Bizim medeniyetimiz tırnak içerisinde çok güzel tarif edilmiştir. Bizim medeniyetimiz merhamet ve şefkat medeniyetidir. Ve bu merhamet ve şefkat medeniyetinin eli sadece bu topraklara sığınanlara, evet bize yardım edenlere değil, yine bilinmesini isteriz ki, dünyada dili ne olursa, dini ne olursa, rengi ne olursa, ırkı ne olursa, etnik kökeni ne olursa olsun bu merhamet ve şefkat medeniyetinin eli onlara uzanmakta ve onlarla birlikte olmakta ve dünyaya iyiliğin ve dünyaya insanlığın nasıl oluşabileceğini göstermektedir. Peki biz bunu niçin yapıyoruz? Bu da çok basittir. Aslında bizim şifrelerimiz çok basittir. Biz bunu bir tek şey için yapıyoruz. Bizim dinimiz, bizim inancımız, bizim geleneklerimiz, bizim göreneklerimiz, annelerimiz, babalarımız, atalarımız ve bizim öğrendiklerimiz bize söyler ki insanların en şereflisi, yaratılmışların en şereflisi insandır. Eşrefi mahlukattır. Yani biz insana hizmet etmek. Allah'ın yarattığı en şerefli mahluku, en şerefli yaratığı o insanı kucaklayabilmek ve o sınavı başarılı verebilmek içindir. Osmanlı Rus Savaşı sonrası bu topraklara insanlar geldi. Topraklarından gönderildiler. Bu topraklardaki insanlar yani bizim atalarımız, dedelerimiz onlara sırtını dönmediler. Bugün bu topraklarda Gürcüler var. Bugün bu topraklarda Abazlar var. Bugün bu topraklarda Çerkezler var. Bugün bu topraklarda Tatarlar var. Bugün bu topraklarda Bulgaristan'dan göçen Pomaklar var. Oradaki bizim insanlarımız, soydaşlarımız ve bizim ata dostlarımız. Bizim gönlümüzün yarıları var. Sadece o değil. 1923'te güzel cumhuriyetimiz ilan edildikten sonra Selanik'ten mübadele olarak gelenler var. Onlar da bu topraklarda aynı unsurla birlikte oldular. Yine 1950 60 arası rahmetli Menderes'in başbakanlığı döneminde Yugoslavya'da, Makedonya'da, Prişne'de, Bosna'da, Kosova'da, Tetova'da nerede olursa olsun insanlar canlarını kurtarmak bağısına evladım sen git ben burada kalırım deyip gözü yaşlı annelerinin ninelerini o topraklarda bırakıp yine bu Anadolu coğrafyasına yani herkesin kendi serinliğini hissedebileceği yine tırnak içerisinde ifade etmek isterim ki emin olarak gördükleri bu coğrafyaya geldiler. Allah'a şükürler olsun. Biz onlarla bugün büyük bir milletiz. Onlar bu ülkenin varlığı, birliği, beraberliği için yüzyıllar önce Anadolu'dan gitmiş ama yine Anadolu'ya bu büyük şemsiye, şemsiyenin altına bir millet olarak geleceğe adım atma kararlılığında olmuşlardır. Yetmedi. 1989 yılında Yine hepimiz iyi hatırlarız. Bu topraklarda hepimiz iyi biliriz. Jivkov Bulgaristan'da Belene kamplarından yine insanlığı, insanlığın kötü bir imtihanı, insan insanlığın kötü bir sınavının tam da göbeğinde o insanlara sahip çıkılacak mı, çıkılmayacak mı? Türkiye'nin ekonomisi bunu kaldırır mı, kaldırmaz mı? Sorularına hiç bakmadan Allah rahmet eylesin Özal kapıları sonuna kadar açarak bu milletin ortaya koymuş olduğu bu büyük insanlığı bir kez daha göstermiştir. Şimdi onlar nedir biliyor musunuz? Onlar öğretmen. Şimdi onlar mühendis. Şimdi onlar hemşire. Şimdi onlar doktor ve şimdi onlar bu milletin yarına umutla bakan fertleri ve bireyleri. Bu bizim bir insanlık sınavımızdır. Sadece öyle mi? Saddam'ın kimyasallarından kaçan peşmergelere de sırtını dönmeyen bir milletiz biz. Ve onlara insanlığın ne olduğunu sadece madde, sadece para, sadece silah satışı, sadece petrol satışı üzerinden gerçekleşmeyen ve yine ifade etmek isterim ki insanlığın bambaşka bir tablo olduğunu bütün dünyaya anlatmaya çalışan, maddenin ve materyalin arasına sıkışmayan bir Anadolu medeniyetini ifade etmeye çalışıyoruz. Ve bugün insanlık tarihine büyük bir iz bırakılmaktadır. Biz her hafta, her gün, her saat bu izi her dakika yaşıyoruz. Ve acaba bir eksiğimiz olacak mı? Acaba bir yanlışımız olacak mı diye bir taraftan sahil güvenliğimizle, bir taraftan jandarmamızla, bir taraftan polisimizle, bir taraftan bütün bunların burada kalmasını sağlayan tüm kuruluşlarımızla birlikte el birliğiyle bu mücadeleyi veriyoruz. Ve bu mücadelenin tekrar altını çizmek istiyorum. Bir insanlık mücadelesi olduğunu ifade etmek isterim. Kıymetli misafirlerimiz, kıymetli dostlarımız. Türkiye'nin göç ve mülteci politikası üzerine bir konuşma yapılması istendiğinde açıkçası aklıma gelen ilk soru neden bu ülkenin bir göç ve mülteci politikasının var olduğuydı. Ülkeler aslında insanlar gibidir. Ekonomik güçlerinden, gelişmişlik seviyelerinden, bağımsız olarak karşı karşıya kaldıkları sorunlar sebebiyle bazı konularda daha çok uzmanlaşabilirler. Diğer ülkelerden farklı tecrübeler geliştirilebilir ve söz gelimi dünyadan her konuda ithalat yaparak bazı konularda no-how olarak adlandırılan bilgi deneyimleri ihraç edilebilir. Türkiye özellikle biraz önce belirttiğim 21. yüzyılın etiketi haline gelmiş olan terör ve göç konularında dünya ortalamasının üzerinde bir tecrübeye ve bugün bir birikime sahiptir. Kültürünün temelinde olan göçebelik yaklaşık bin yıldan fazla sürdürdüğü yerleşik hayatı süresince dünyanın önemli göç yolları üzerinde yerleşmiş olduğundan, bu göçü yönetmek, buna ilişkin kurumlar ve sosyoekonomik refleksler geliştirmek durumunda kalmıştır. Balkan Savaşları ve Birinci Dünya Savaşı'ndan itibaren sınırları dışında kalan soydaşlarının dönem dönem göçüne maruz kalmış olan Anadolu coğrafyası, insanlık dışı muamelelerden, zulümlerden kaçan birçoğu evini, barkını, parasını, geleceğe dair umutlarını kaybetmiş bu insanlara kucak açmıştır. Dolayısıyla her göç dalgası bizlerde bir tecrübe ve bu tecrübenin getirdiği davranış kalıplalı oluşturmuştur. Onun için burayı, bu toplantıyı çok önemsiyorum. Çünkü bu toplantıda uluslararası misafirlerimizin ombudsmanlarımızın, insan üzerine çalışan insanların misafirlerimizin olmasını da çok önemsiyorum. Çünkü dünyada bu tecrübeler sürekli olarak yaşanmaz. Ve tarih bu tecrübeleri hep acı olarak önümüze çıkarmıştır. Uzaktan bunları izleyerek, gazetelerden okuyarak, elinize geçmiş bir takım kitap sayfalarıyla birlikte bunları değerlendirerek bir sonuca ulaşmak elbette mümkün değildir. Bu bir milletin büyük bir tecrübesidir. Ve bu tecrübede eksikleriyle, hatalarıyla onları bir şekilde ortadan kaldırmasıyla attığı adımlar adım adım merhale merhale bir şekilde değerlendirilmeli, alt alta yazılmalı ve bu konuda nelerin yapılması lazım geldiği bir şekilde tarihe ve dünyaya nahşedilmelidir. Özellikle bizim sivil toplum örgütlerimizin ortaya koyduğu süreç bambaşka bir hikayedir. Yani bunun burada altını çizmek isterim. Birçok kez yatağından kaldırılarak biz Suriye tarafına tır geçirmek istiyoruz. Valiliğe gittik ve bize yardımcı olur musunuz diyen ve ifade etmek isterim ki o telefonda heyecanını, sevgisini kelimeleriyle beraber yansıtan Kimi zaman Edirne'den gelmiş, ama kimi zaman Kars'tan gelmiş. Sanki doldurduğu tırlar içerisinde dünyanın sevgisini ve ihtiyaç duyduğu başı yaşatıyor anlayışında olan o insanların sözleri. Hele sivil toplum örgütleri. Sanki kendi evlatlarını kucaklıyorlar. Sanki her sabah o evlatlarına kahvaltı veriyorlar. Sanki günaydın derken hayırlı sabahlar derken haydi bakalım derken o kendi eşine, kendi annesine, kendi babasına davranıyor. Bunu ancak yaşarsak anlayabiliriz. Bunu ancak o insanları o kampta gördüğümüz zaman anlayabiliriz. Ben bu ülkenin ferdiyim. Ve ay yıldızlı bayrak altında yaşamaktan büyük bir onur duyuyorum. Ama şunu çok net bir şekilde sizlere söylemek isterim. Ay yıldızlı bayrak altında yaşadığımdan onur duyduğum çok gün olmuştur. Ama bunlardan en önemlisi ve bence birincisi şudur ki Osmaniye'deki kampa gittiğim gün bir bayram namazı, onlarla birlikte bayram namazını kılmak, onlarla bayramlaşmak için onlarla beraber olduğunda onların gözlerini ve gönüllerini okudum. Bir, emin bir ülkede durmanın, kendilerine dost, kendilerine şefkat, tam 400 yıl aynı sancak altında birlikte aynı kıbleye yönelmenin, birlikte cenazeleri şu omuzlarında taşımanın aynı toylarda aynı düğünlerde halay çekmenin eminliğinde olan ama bir taraftan da gözü vatanında olan, özgürlüğünde olan, hürriyetinde olan o insanların bulunduğu o kampta dalgalanan ay yıldızlı bayrak beni bu ülkenin en onurlu ve başı göğe değecek kadar gururlu bir ferdi haline getirmiş. Bu önemli bir şeydir. Bir göç dalgasıyla karşılaştığınızda devlet olarak temelde iki şekilde davranabiliriz. Çok basittir. Ya kapımızı kapatırız veya açarsınız. Anadolu medeniyeti tarihi boyunca birinci tercihi biraz önce anlattığım örneklerde olduğu gibi. Musevilerden başlayıp Osmanlı Rus Savaşı'ndan sonra yaşananlarda olduğu gibi asla kullanmamıştır. Dolayısıyla Türkiye'nin Suriye krizinde oluşan göç dalgasına karşı verdiği tepki aslında yeni bir yaklaşım değildir. Ülkemizde kitlesel akınla gelen Suriyelilere sağlanan koruma uluslararası literatüre göre geçici korumadır. Türkiye'nin göç ve mülteci politikası bu bağlamda üç ana temele dayanmaktadır. Birincisi açık kapı politikasıdır. İkincisi geri göndermeme ilkesidir. Üçüncüsü gelen kişilerin temel ve acil ihtiyaçlarının karşılanmasıdır. Yani kapımıza gelmiş insanları geri çevirmemek, onları zulüm ve ölüm tehlikesi geçmeden geldikleri yere göndermemek ve göçü kontrollü bir şekilde yönetmek. Ve bu politikanın ana felsefesi aslında yaşanan trajedinin etkilerini en aza indirmek şeklinde ifade edilebilir. Çünkü göçün kendi kendisi başlı başına bir trajedidir ve bunun insan hayatına, bunun toplum hayatına, hatta dünya toplum hayatına olumsuz yansımaları da kaçınılmazdır. Biz sadece onlara barınma sağlıyor değiliz. Biz sadece onları güvenli ve emin bir yerde tutuyor değiliz. Biz şunun farkındayız. Kıymetli misafirlerimiz hemen yanı başımızda bütün dünyayı etkileyecek bir insanlık travmasını en aza indirmek için büyük bir gayret sarf ediyoruz. Biz o çocukların yarınına, o annelerin yarınına o gençlerin yarınına yönelmeye çalışıyoruz. Gerek eğitimimizde, gerek sağlık hizmetlerimizde dünyaya küsmemelerini insanlıkta İnsanlığa kin duymamalarını, sahipsiz ve yalnız kaldıklarından dolayı bir şekilde yarına ait bugün yaşadığımız birçok olayın tekrar yaşanmasını sağlayabilecek gelişmelerin olmaması için büyük bir çaba sarf ediyoruz. Bilmenizi isterim. Biz sadece onlara yemek veriyor, sadece onlara sağlık, sadece onlara emin bir ülke sağlıyor değiliz. Aslında en, en büyük yaptığımız iş onlarla sevgimizi paylaşmak ve onlarla insanlığımızı paylaşmaktır. Bu belki de insanlığa yapmış olduğumuz en önemli katkılardan bir tanesidir. İşte bu yüzden yapılması gereken bu göçü yönetmek ve dünyaya insana yansımalarını en aza indirgemektir. Göçü yönetmek sadece biraz önce bahsettiğim gibi insanlara barınacak kamp kurmak, günde üç öğün yemek çıkarmak demek değildir. Bu elbette ki önemlidir ve bunu başarılı bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Hatta üzülerek görmekteyiz ki bunu bile yapamayan ülkeler var. Ben özellikle bir takım komşularımızın, bir takım Avrupa ülkelerinin göçmenlere hangi ama hangi davranışları yaptığını, onlara nelerle muamele ettiğini söylesem insanlığınızdan insanlığımızdan utanırız. Burada söylemek istiyor, burada zihninizi Allah bullak etmek istiyor değilim. Bu başka bir şeydir. Ve bu bizim milletimizin asaletidir. Bu çok nettir ve bu çok açıktır. Geniş anlamda göçü yönetmek, bu insanların sosyal ihtiyaçlarını karşılamak, toplumla uyumunu sağlamak, hele de en önemlisi, yerleşik toplumun olası tepkilerini en aza indirmek mümkünse yok etmek, onların sosyal ve ekonomik hayata uyumunu temin etmek ve o insanların temel hak ve özgürlüklerini ellerinden almadan ama yerleşik devlet düzeninin de tehdit edilmesine müsaade etmeden onları nihai hedeflerine ulaştırmaktır. Çünkü her göçün bir amacı, bir durağı vardır. Hiç kimse bir kampta ila nihaye kalmak istemez. Kanunların ve şartların izin verdiği ölçüde onları ya memleketlerine ya gitmek istedikleri yerlere ulaştırmalısınız. Geçen gün açıkladım. Bugün de söylemek istiyorum. Yaklaşık 28 bin kardeşimizi emin bir şekilde Cerablus'a ulaştırdık. Orada onların emin bir şekilde emin bir şekilde yaşamalarını emin bir şekilde hayatlarını devam ettirmelerini ve orada çocuklarıyla beraber geleceğe umutla bakmalarını sağlayabilecek bir ortamı teşkil etmeye, oluşturmaya da çalıştık. Biz bütün bunları yaparken dostlarımızın buranın demokratik bir ülke olduğunu da bilmesini isteriz. Muhaliflerimiz de var. Bu konuya sıcak yaklaşmayanlar da var. Bu konun üzerinden istismar edenler de var. Bu konuyu böyle görmeyenler de var. Ve bu konu üzerinden acaba siyasi bir çıkarım elde edebilir miyim diye düşünenler de var. Toplumumuzun bir takım hassasiyetlerinin geçmişe ait, tarihe ait ve medeniye, medeniyete ait sahiplenmelerinin ortadan kalkmasını, her bir insanın bir üretim makinesi olmasını ve geneleklerimizden parçalarını yaşamamasını isteyenler de var. Dışımızdan da var. Maalesef Onların Türkiye'deki distribütörleri içimizden olanlar da var. Ve her sıkıştıklarında bu Suriye meselesini ne kadar zorlu bir süreç içerisinde olduğumuzu bir şekilde ifade etmek için anlatıyorum. Suriye meselesini ve Suriye'deki kardeşlerimizi bir istismar meselesi haline getirdiler. Geçen gün ana muhalefet partisi başkanımız da aynı hataya, aynı insanlık dışı yaklaşıma maalesef ev sahipliği yapmıştır. Referandum denilen çok anlamsız, çok ilkesiz ve hiç de insanlığa yakışmayacak bir yaklaşım ortaya koymuştur. Bu insanlar bizim milletimiz. Bir ekmeği varsa o ekmeğini geleniyle paylaşmak konusunda büyük bir karakter sahibidir. Bizim memleketimizde size söylemek isterim. Güneydoğu'da da vardır bu. Anadolu'nun birçok noktasında vardır evlerinin altında veya evlerinin yanında acaba bir misafir gelir de gece yatamaz, yatabilecek bir yer bulamaz diye hep bir misafir odası, hep bir misafir evi onun ihtiyaçlarını karşılayacak bir sistemi orada inşa ve bina etmişlerdir. Bu çok önemli bir kültürdür. Bu kültür bugünün kültürü değildir. Orada yemeği, orada azığı Orada günlük ihtiyaçlarını giderebilecek her türlü ihtiyacını karşılayabilecek malzemeleri de söz konusudur. Biz bunu görerek büyüyoruz. Bizim nesillerimiz bu topraklarda bunu görerek büyüyorlar. Ve en önemlisi bunu devam ettirmek için de her fırsatta önlerine çıkan insanlık sınavlarının üzerine üzerine gidip dünyaya bunu bir şekilde daha anlatmaya çalışıyorlar. Ama bütün bunların yanı sıra dönüp çok net 2011 ile güya şunu yapacak. Suriyeliler vatandaş olacaklar Türkiye'de. Bu kötü bir şeydir. Ey büyük millet, ey Türkiye milleti referanduma da gidiyoruz. Kısa günün karı. Siyasi fırsatçılık. Hiç yakışmamaktadır. Burada bakın biz Avrupa'daki bir takım yaklaşımları eleştirdiğimiz gibi Türkiye'nin içerisinde de bu konuda farklı yaklaşımlarda olanlara ait eleştirilerimizi açık yüreklikle ortaya koyuyoruz. Koymaya da devam edeceğiz. Böyle bir şey söz konusu mu? Ne yapmalıydık yani? O insanlar sınırlarımıza geldiğinde ey Tayyip Erdoğan bize Suriye'de tecavüz ediyorlar. Hamile olan kadınların karınlarına şiş bastırıp çocuklarını ve kendilerini öldürüyorlar. Çocuklar doğmasın nesilleri üremesin, devam etmesin diye. Ne yapmalıydık biz? Sırtımızı mı dövmeliydik? Veya Tayyip Erdoğan bu ülkenin cumhurbaşkanı anne değil mi? Baba değil mi? O bu topraklarda yetişmedi mi? O bu topraklarda her gün okunan beş vakit ezanın bize ne ifade ettiğini duymuyor mu? Tarihimizden ayrı mıyız? Geçmişimizden ayrı mıyız? Ne yapmalıydık biz? Ve şu çok açıktır. Hepimiz buradayız. Sizlere sormak istiyorum. Evinizin yanında başka bir ev yandığında perdeleri mi kapatıyorsunuz? Veya bir kadın gecenin bir yarısında imdat komşu diye bağırdığında bana ne? Kapımı biraz daha kilitleyeyim de ben bunu duymayayım. Kulağıma da tıkaç mı tık atayım diyorsunuz. Ne diyorsunuz Yani? Ne demeliydik biz? Biz doğrusunu yaptık. Ve doğrusunu yapmaya da devam edeceğiz. Türkiye göçü yönetme anlamında ciddi ve önemli adımlar atmıştır. Barınma ve sosyal yardımlar noktasında devlet ve sivil toplum kuruluşları eliyle Türkiye'de yapılan harcama miktarı Sayın Cumhurbaşkanımızın da dün ifade ettiği gibi 26 milyar biraz önce yansıta da hep beraber gördüğümüz gibi 26 milyar dolar civarındadır. Mevzuat noktasında ise 11 Nisan 2013 tarihinde yabancılar ve uluslararası koruma kanunu çıkarılarak göç idaresi genel müdürlüğü kurulmuştur. Yine aynı kanunla göçün daha etkin yönetebilmek, stratejileri belirlemek ve kurumlar arasında koordinasyonu sağlamak amacıyla göç politikaları kurulu oluşturulmuştur. Yine 2016 yılında çıkardığımız uluslararası işgücü kanunu ile yabancıların çalışma izinlerinin düzenlenmesi sağlanmıştır. Yine önemli konulardan bir tanesi geçici korutma, koruma yönetmeliği çıkarılarak bu kişilerin kimlik işlemleri, eğitim, sağlık ve diğer sosyal ihtiyaçlarına ilişkin yasalar, düzenlemeler hep birlikte gerçekleştirilmiştir. Sadece kitlesel göç anlamında değil, düzenli göç noktasında da çalışmalarımız sürdürülmektedir. Türkiye bugün yaklaşık 500 bin yabancıyı bunu da altını çizerek söylüyorum. İkamet izniyle misafir etmektedir. Bir yandan düzensiz göç olarak adlandırdığımız kaçak göçle mücadele ederken bir yandan da resmi göçmenlik kanallarını açık tutabiliyor olması Türkiye'nin bana göre çok önemli bir başarısıdır. Ve daha da önemlisi Türkiye'nin bütün bunları yaparken PKK, KCK, YPG, DAEŞ ve FETÖ terör örgütleriyle eş zamanlı olarak mücadele etmesi de önemlidir. Sorumlu bir devlet anlayışıyla Türkiye terörle mücadelesini bahane göstererek göç politikalarında bir tavır değişikliği, katılık ve yine bunun altını çiziyorum hukuk dışılık göstermemiştir. Oysa biz bunu yapabilirdik. Dünyada bunu yapmaya tek hakkı olan eğer var ise böyle bir hak ülke bizim ülkemizdir. Yani gelen göçmenlerin arasından bir taraftan DAEŞ'i bir taraftan PKK'yı Türkiye'ye sızdırmak suretiyle Paris'te olduğu gibi, Almanya'da olduğu gibi, Amerika'da olduğu gibi Türkiye'de bombaları patlatmak suretiyle ifade etmek isterim ki Türkiye'de göçmenlerle yani göç olarak gelenlerle, göç edenlerle yerleşik vatandaşın arasındaki münafereti arttırmakta bir başka politika olarak sürekli kötücül bir politika olarak önümüzdedir. Biz bunu görüyoruz ve biz bunu hissediyoruz. Toplumsal olarak bu karşı karşıya kaldığımız meseleyi tamir edebilmek için de bu insanlık dışı yaklaşımları tamir edebilmek için de büyük bir gayret gösteriyoruz. Değerli konuklar, göçün bir tarafında göçmenler var. Diğer tarafında devlet var. Bir diğer tarafında ise yerleşik toplum var. Doğal olarak bu arada kurulması gereken denge Elbette biraz önce ifade ettiğim gibi söz konusudur. İşte burada artık Ombudsmanlık Kurumu'nun sivil bir inisiyatif olarak görev alması gerektiğini, daha fazla elini taşın altına koyması gerekliliğini, aynen bugün gibi hem fark hem farkındalık üretmesi hem de tam anlamıyla ifade etmek istiyorum ki Türkiye'ye ve milletimize ve dünyaya anlamlı bir mesaj iletmesi de en önemli meselelerden birisi olarak önümüzde durmaktadır. Türkiye'nin nüfusu yaklaşık 80 milyon. Az önce ifade ettiğim gibi 26 milyar dolar harcadık. Yaklaşık buçuk milyon insanı misafir ediyoruz. Ha bir sıkıntımı da dile getirmek istiyorum. Dün Sayın Cumhurbaşkanımız da Başbakanımız da çok nazik ifade ettiler. Çok nazik ama özellikle Avrupa'nın Türkiye'ye göçmenler için ortaya koyduğu yardım konusunda gerçekleştirdiği kriterler, yaptığı değerlendirmeler karşı karşıya kaldığımızda söyledikleri sözler ve bu büyük millete bu büyük insanlık sınavını kazanan ve bunu başarıyla sürdürenlere yapmış oldukları muameleyi biz hiçbir şekilde kabul etmiyoruz ve aynen kendilerine iade ediyoruz. Biz biz neyle karşılaştığımızı biliyoruz. Ve yine bir şey daha söylemek istiyorum. Yine bun, bundan bir fırsat çıkaran Avrupa'daki bazı devlet yöneticilerine bunu Avrupalı dostlarımızı, bu insaniliği ortaya koyanları ayırt ederek söylemek istiyorum. Buraya sivil toplum örgütleri üzerinden istihbarat yansıtmaya çalışanlar Onları da net bir şekilde görüyoruz. Onları da net bir şekilde anlıyoruz. Karşı tarafta neler yaptıklarını, Türkiye'de neler yaptıklarını, neler yapmaya çalıştıklarını ve hangi zehirleri akıttıklarını tek tek biliyor ve takip ediyoruz. Bunu da yakıştıramıyoruz. Buradan bir fırsat çıkarmaya çalışan, acaba bu topraklarda uzun yıllardan beri ayrı kaldığımız bir şeyler tekrar buluşabilir miyiz diye kafalarından ve zihinlerinden geçiren bir takım devlet yetkililerini de devlet yöneticilerini de şiddetle kınadığımızı ve bunu anladığımızda ve takip ettiğimizde hatta gereğini yerine getirdiğimizde ifade etmek istiyorum. Onlarca yüzlerce örnek sayabilirim. Herhalde salondakiler de bunu çok iyi anlıyorlar, biliyorlar ve bu meseleleri de iyi takip ediyorlardır. Uluslararası anlaşmalarda doğrudan bir görevlendirme olmamasına rağmen belki de Paris Sözleşmesi'nde ombudsmanlığa verilen böyle bir yetki de söz konusudur. Bu yetki çerçevesinde işte bu değerlendirmenin de Türkiye'de olmasını aynı zamanda önemsiyoruz. Yine aynı zamanda terörle silah, silahlı mücadele halindeyiz. Batmadık, krizlerle sarsılmadık, göç kaynaklı iç çatışmalara şahit olmadık. Öyleyse 500 milyonluk Avrupa bu noktada çok daha iyi bir performans ortaya koyabilirdi çok daha fazla trajediyi mutluluğa dönüştürülebilirdi. Bu ekonomik büyüklüğe sahip bir dünyanın göçmen kabulünde parmak hesabını yapmasına gerek olmayabilir. Ve daha da önemlisi gelecek nüfus projeksiyonları hiç de olumlu sinyaller vermeyen batı dünyası bu göçün yaşam standardının devamı için fırsata çevirebilirdi. Buraya gelirler işimizi elimizden alırlar mantığıyla ne göçü ne de ekonomik geleceğimizi ne de dünyanın gittiği trendi yönetebiliriz. Bu dar kalıbı kırmak durumundayız. Ve bunun yanı sıra eğer uluslararası toplum barışı önceleyen bir yaklaşım sergileyebilirse aslında göçü tetikleyen terör ve şiddet de oluştuğu yerde önlenebilir. Bizim Türkiye olarak dünya o Müslümanlık kurumundan beklentimiz bu meseleye hem dar anlamda hem de bu bahsettiğim küresel anlamda katkı sunmasıdır. Bu vesileyle bu sabah oturumunda birlikte olmaktan, görüşlerimizi ve düşüncelerimizi paylaşmaktan ve biraz sonra yapılacak oturum öncesi değerlendirme fırsatı bulmaktan büyük bir memnuniyet duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Allah'a şükürler olsun. Milletimizin birçok kez rey ile oyuyla ve sandığıyla birlikte yönetiminde olan çok kez seçilen ama buna buna nazaran makamının geldiği noktanın insanlığını zerre kadar azaltmadığı bir lidere ve 2000 dolardan 3000 dolardan 11 bin dolar kişi başına gelir seviyesine çok kısa bir zamanda çıkmasına rağmen ayakta durmasının etrafındaki coğrafyanın ateş çemberi olmasının hiçbir mazeretine sığmadan insanlığını kaybetmeyen bir aziz millete, asil millete sahibiz. Binlerce defa şükürler olsun. Allah bizi insanlığa, tarihimize, medeniyetimize ve geleceğimize mahcup etmesin. Hepinizi sevgiyle, saygıyla ve muhabbetle selamlıyor. Tekrar Şeref Bey'i ve arkadaşlarını tebrik ediyorum.